Hop, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Az önce şu an çekeceğim olacak videoyu az önce çektim ama benimki sesimi kaydetmemiş, rezalet. Bir daha çekeceğiz, hiç sorun yok. Her şeyi tekrar konuşacağız. Orada bahsettiklerim şunlardı arkadaşlar. Şu hile muhabbeti. Bizim klasik sorunumuz. Herkes bunu biliyordur. Biz hilelerin ne diyorlardı lan eskiden? Neredeyse. Hileleri konuşuyoruz. Dün ve evvelsi günlerde gördüğün tek şey maçlara tekrar hile gelmesiydi. Amacım buraya oturup eskisi gibi hileleri konuşmak değil. Bunu da baştan söyleyeyim ki öyle bir enerjim de kalmadı artık. Sadece ne bileyim, özlediğim diyeyim, siz anlayın. Eskiden hileler çok fazlaydı. Şu anda da bu sezonda en azından benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla özellikle üst ranklar çok fazla hileye maruz kalıyor. Üst ranklardaki oyuncular hileye maruz kalıyor. Bunun sebepleri, benim tamamıyla şahsi görüşüm, bu hile muhabbetlerine hakim olduğumu düşünüyorum. En azından Valorant kısmı için söyleyeyim. Hile muhabbetine tamamıyla hakim olduğumu düşünüyorum. Bayağıdır video çekmiyorum. Ama şu son sezon ya da önümüzdeki 2-3 sezon boyunca hilelik dediğimiz muhabbet kalmadı. Konuşamıyorum. Konuşamadığımın farkındayım. Bu da neden? Acemilikten, bayağıdır video çekmediğimden. Buna değin. Bunu siktir edin. Türkçe önemli bir şey değil. Geç bunu. Konu şu. Arkadaşlar, YouTuber dediğimiz kısım, kalite, video paylaşım platformu, her neyse kimse. Bu YouTuber dediğimiz insanlar hileyi artık kötü bir şey olarak görmüyor. Kendi maçına mı geliyor? Bak, kendi maçına geliyorsa, bunu bütün YouTuber'lar için söylemiyorum. Kendi karşına mı geliyor? Bak, kuduruyorsun. Niye? Çünkü hoş bir şey değil. Ama YouTuber'lar artık bunu ne yapıyor? Bunu bir içerik aracı olarak kullanıyor. Ya benim gibi karşılarına geçip işte hile kullanmayın tarzı ya da hilelerin önüne geçebilmek tarzı bir şey konuşsalar okey. Ki zaten bu hilenin önüne geçebilme tarzı video ile olacak bir şey değil. Bu tarz bir video gereksiz olur. Ben de zaten bunu yapmıyorum. Benim eski videolarımdaki amaç da şuydu. En azından hileyi bir kısım azaltmaktı. Neden de? Çünkü herkes hile alabiliyordu. Şöyle Herkese düşünün. selamun aleyküm. Kusura bakmayın. Sizin hesabınızda 10 euro vardı ve siz 10 euro ile hile satın alabiliyordunuz. Ama bazı o hile satıcıları arkadaşlar bunları çok siklemiyordu. Çünkü ben sadece paramı alırım, adam ban yemiş, umurumda değil tarzında oluyordu bunların hepsi. O yüzden biz de hile kullanan, mesela sen ilk defa hile aldın, spoofer'ın yok. Atma. Tövbe tövbe. Sen ilk defa hile aldın ve spoofer'ın yok. Ne oluyordu? Biz seni banlatıyorduk. Sen 3 ay, 6 ay, o süreyi tam hatırlamıyorum, banlı kalıyordun. Ve oyuna erişimin olmuyordu. Hesabının gitmesi zaten ayrı bir konu. Ve bu güzel bir şeydi. Niye? Senin oyununa gelebilecek, bir sonraki maç gelebilecek hileyi ben banlatmış oluyordum. Bu şekilde çok fazla örneğimiz var. Benim eski banlanan hesabımda 100'e yakın ticket vardı ve en az 90'ı, 80'i ban yemişti. Banlanan hesabımın da hile kullanmadığım 3. part. Şöyle düşünün. Şöyle anlatayım. Düşünmenize gerek yok. Bu olan bir şey. Siz bir oyunun hile yazılımını kullanıyorsanız ban yersiniz. Bakın, bunu söylüyorum. Oyuna entegre olan bir şey. Bu şeyler için söylemiyorum. Yeni çıkan buff'dır. Bu Blitz tarzı uygulamalar için söylüyorum. Bunların bazıları zaten sponsorlu uygulamalar. Ama sponsorlu uygulama olmayıp oyuna entegre olan bazı uygulamalar da size vekban yedirtebilir. Çünkü bu Vanguard dediğimiz muhabbet çok aklı başında değil. Belki şansınıza birebir izleme gelir, ban yemeyebilirsiniz. İyi oynuyorsunuzdur, sürekli rapor alıyorsunuzdur. Oyununuzda da entegre olan bir uygulama vardır, ban yersiniz. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bu tescillidir. Ama benimki öyle olmadı. Benimki 3. part bir yazılım olan
Başka bir oyunda hileydi bu, eski videomda. Şimdi detaylı anlatmayayım. Sims oyununda hile kullanılıyordu ve benim hesabımla da o bilgisayar tarafından giriş yapılmıştı. O bilgisayar ban yiyince benim hesabımda orada girişi olduğu için o da ban yemişti. Böyle bir hikayesi vardı. O hesapta da en az 80 kişiyi banlatmışımdır. Nasıl bu kadar çok diye soracaksınız. Ve atma dedikçe atıyorlar. Neyse. Konumuza dönelim. Şöyle bir muhabbeti vardı. Discord'da eski zamanlarda Discord'un birine girmiştik. Adam canlı şekilde hile satıyordu ve hile satın alacak arkadaşlara da sıra numarasını şöyle veriyordu. Tek başına satıyordu bu arada. Chat'e oyunun ikini etiketini yaz. Ben sana hile için sıraya alacağım. Discord'da alttan çekeceğim hile. Oraya yaklaşık bir 50'ye yakın insan yazmıştı. 50'ye yakın enayi diyeyim ben. Bunların 50'si de hileye aldı mı almadı mı bilmiyorum. Belki konuşup bazıları çıktı, parayı çok buldu falan filan. Ama ben hepsine tek tek, o zaman arkadaşım, kadim dostum burada videoyu izliyordur. Sen kendini biliyorsun çocuk. Onunla beraber tek tek hepsine ticket yolladık ve bir gün içerisinde hesabıma girdiğimde 10 tane geri bildirime tık 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 tıklayıp geçtiğimi biliyorum. Böyle güzel şeyler yaptık onunla beraber. Ama hile artık böyle çok önüne geçilebilecek bir şey halinde değil. Niye? Oyununda gördüğün herkese hile diyebilirsin. Niye diyebilirsin? Bunu da hemen açıklayayım. Oyundaki herkes de hile olma potansiyeli var. Çünkü artık böyle hilelerin önüne geçmeye tarzı çabalamam, öyle bir şey kalmadı. Adam Legit kullanıyordur. Sen grama yıkmazsın artık. 3 sene oldu bu oyunu oynayalı ve hile dediğimiz kullanan insanlar da artık bu işte profesyonelleşti. Öyle insanlar gördüm ki adam, bak adam çok iyi kullanıyor. Çok çok iyi kullanıyor. Hani sen Lurk atan Chamber'ı, Cypher'ı, Q'yu görüyorsun ya. Lan ben döndüm gittim, adam arkama bir anla ışın. Nasıl yapıyor kardeşim? Bazıları şans, bazıları oyun bilgisi, bazıları tecrübe, bazıları ses kasıyor. Ama hepsi bu şekilde değil. Sen ses vermedin, oraya gittin. Hepsi B'de. Tamam. Mesela Heaven'da A'sısın. B'den A'ya gittin, ses vermedin. A seni gördü, geldi. Tamam, bunlar olabilir şeyler. Bunları 3 senedir ben bu oyunu beta'dan beri oynuyorum ve bunlar olabilecek şeyler. Hilenin de her türlüsünü gördüm bu arada. Bunlar olabilecek şeyler. Ama olacak kötü şeyler de var. Hile gibi. Adamlar hiç ayıktırmadan hileyi kullanıp 13-11 kazı. Lan yakında dersin, geçersin. Ama o adam için ulan nasıl kerizledim enayileri der geçer. Bu tarz şeyler artık önüne geçebilecek şeyler değil. Benim gibi bir YouTuber, yani kendimi değerli gördüm ben deyip, benim tarz bir YouTuber, işte bir insan, sürekli ticket açayım havasında kalmadı. Sadece insan. Sen oyununa gelen bir insana da artık ticket açmıyorsun. Niye? Ha, ban yemiyor zaten deyip geçiyorsun. Bir tane rapor çak, yerse yer, yemezse riot düşünsün kafasına girdiler insanlar. Ve videonun da başlığı olan ve başında da söylediğim, YouTuberlar artık insanları ciddi bir şekilde, bakın ciddi bir şekilde hileye özendiriyor. İşte video çekiyor, yok ben hileyi aldım, hileci çocuğu getirdim ama sen kardeşim ona uyma ya, sen hile açma. Sen açma lan hile, niye açıyorsun ki tarzında düşünüyorlar. Yapmayacaksın kardeşim. Bu adama karşına gelen hileyi çekersin. Bak bu ibne gibi olma dersin. Ama hileci çocuğu videonu çağırıp adam vurdurtup bunun gibi olmayın arkadaşlar, bak nasıl gülüyor diye şeklinde reaksiyonlar verip sonrasında insanları hileye özendirmediğini söyleyemez. Çocuk var, büyük var, bunun her türlüsü var. Ve insanlar her şekilde bunu izliyor. Sen bunu bu şekilde lansman edersen adam senin videonu izler, hileyi de çok güzel kullanır. Şunu hiç unutmuyorum. Güzel bir hiledir zaten. Bunun yeni türleri de çıktı. Bunu isterseniz beraber bir izleyelim. Zaten 14 saniyelik bir video. Sesini de şöyle hafif kısayım. Belki geliyordur, belki gelmiyordur. Ayarları falan yapmadım. Sadece böyle konuşmak istedim. Ardında artık rank çıkmak umurunuzda olmasın. Bu oyunu sadece eğlence için oynayın. Çünkü rank çıkmak istediğinizde önünüze engel koyacak insanlar elbette ki var. Hileci dediğimiz ya da
Toksik insan dediğimiz elbette var. Ha, yine de ben çıkacağım diyorsan çıkabilen çok iyi oynayan arkadaşlar var. Bu arada bir şey fark ettim. Bunu buraya almışlar. Bu boşluğu bu tarafa çekmişler. Buradan normalde gözükmüyordum. Artık buradan bakılabiliyor. Bayağıdır oynamıyoruz oyunu. Her neyse şuna bir bakın. Bak bu hilenin benim banlattığım zamanlarda olan en iyi hile olarak yani rage'i tamamıyla bu şekildeydi. Herkes bu şekilde kullanmıyor. Çünkü direkt banlıyorsun. Bak. Şu anda da zaten buna normalde bu videoyu ilk izleyen herkes şaşırmıştır belki. Bak yine de oha. Herkes dalga geçmiş. Normalde bu o zamanlar böyle hype'lanılacak bir şeydi. Lan amına koyayım geliyor bak falan. Artık öyle bir şey kalmadı. Çünkü bu tarz ibneler çok çok fazla oldu. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Sadece özledim sizi. Biraz içimi dökmek, biraz da konuşmak istedim. Neden video çekemiyorum diye soruyorsanız da arkadaşlar, YouTube dediğimiz kısım ya da Twitch dediğimiz kısımda şanslı olmanız ya da birinin sizin elinizden tutması gerekiyor. Bu şeyde devam edebilmeniz için. Ben bu mecrada belki 100'den fazla video çekmişimdir. Belki 200'e yakın video yüklemişimdir. Ama bu videoların hiçbirinde de profesyonel bir şekilde bir şey yapamadım. Belki bilmiyorum. Yaptım, yapamadım. Uğraştım, çabaladım. Haftalarımı, günlerimi verdim. Ama olmuyor. Niye olmuyor? YouTube ya da izleyici dediğimiz kısım bu tarz şeylere önem vermiyor. Yani özellikle Türk kitlesinde sen benim yaptığım iş, ben karşımdaki bir insan bu şekilde bir video çekip bu şekilde oyunu düzeltmeye çalışıyorsa ben bu adama saygı duyardım, izlerdim. Ben kendi açımdan konuşuyorum, belki size göre boş yapıyorumdur. Ama Türk kitlesinde öyle bir şey yok. Türk kitlesinde aa bak ne kadar büyük göğüs, bunu izleyeyim kafası olduğu için çok da takmıyorum. Valorant videosu çeken büyük göğüslü ablalarım zaten var. Onları izlersiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu YouTube mecrası da zaten boktan bir yer. Burada ya kendini pazarlayacaksın ya da kendini pazarlayacaksın. Kendinize iyi bakın.